Bizim şurada şu Ali Aydar Yıldız Efendi de isteyeceğim şu. Gel şu kardeşimizin suyularını aç. Elektriğini aç. Sen elektrik idare daire başkanı değilsin. Kesemezsin. Borcu da yok. Ödenmemiş bir borcu da yok. Yani susuz ne kadar yaşayabilirsin? Yüce Allah'ım o suyu insanı zaten suda yarattı biliyorsunuz. Bir damla suda yarattı. Şunu hatırlattı, özür dilerim abi. Bizim evimize, çünkü şey olduğu için bizim evliyalar şeyi, duvar, AK Partisi olsun, MHP'lisi olsun, CHP, İYİ Parti, diğer partiye gelir dua isterler böyle. Hani biz de o zaman deriz ki insanları mağdur etmeyin. Her insanlar dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun o insanları şefkatle kucaklayın. Gençlerimiz şeyimize, madem bak duaya geliyorsunuz, şey yapıyorsunuz, bizler tabii ki dua ediyoruz. Sizler de insanların dini, dili, ırkı, mezhebi ayırmadan o insanlara güzel çalışmalar yapın. Bu. Sayın Cumhurbaşkanı, burada adam kandırmayı çok iyi biliyorlar. Bak burada AK Parti'nin kimliği, ben sandık kurulu başkanıyım. Görevini yapıyorum. Kimliği burada. Rol yapmıyorum. Daha önceki seçimlerdeki benim evraklarım duruyordur ilçe seçim kurulunda. Ben evrakları toplayıp sandık kuruluna götürüp ilçe seçim kuruluna götürüp kişiyim ben. Sen nasıl oluyor da particilik, marticilik de ben yapmıyorum. Benim gibi üyem diyorsun, ben üyenin gelip şeyini kesiyorsun, yani suyunu kesiyorsun, elektriğini kesiyorsun. Hadi beni de bırak. Gel benim elektriğim suyumu kes. O vatandaşın niye kesiyorsun? Bu mu particilik? Bunlar yandaş kardeşim. Bunlar, ben il başkanına da gittim. Bunlar yandaş. Bunlar kendi çocuklarını zengin etmeye çalışıyor. Bunların Müslümanlıkla alakası yok. Araştırın bunların dedeleri nereden gelmiş. Gürcistan Rumlarında kardeşim bunlar. Öyle deme. Öyle ben diyorum. Evet öyle bak, diyorum ben. Olmaz öyle yok. Evet. Ne dedim, yok bak. Hiç kimseyi ayrıştır şey yapmadan hep insanların, insan güzel bir şeydir. Düşünsenize bir insan bak bir ilaç buluyor. Bak ben kansere ilaç buldum. Ne güzel bir şey bu, mutluluk insanlık için. Onun için öyle değil de burada hep hak hukuk gerçekten gözülsün. Yani oyun olmasın. Yani madem ki particilik olsaydı ben partide mefat beklerdim. Bunların karşısında olurdum. Siz ne hakla benim partime böyle yapıyorsunuz diye. Çünkü dürüst bir parti değil. Buraya gelirken ilk seçildiğinde öyle bir vaatler verdi ki ben size şey yapacağım, aşağı aşağı özür diliyorum, 70'lere geri döndük. Biz 70'lere geri döndük kardeşim. Kuyruklara geri döndük. Ekmek alamayacak duruma geldik. Otobüsleri biliyorsun, her şey zam. Kazancımız yok. Bari bırak da şu adam gibi evimizi yapın da evimizde oturalım. Sakın sakın aldanmayın. Bu parti bitmiştir. Bu parti bitmiştir. Ben bir parti üyesi olarak konuşuyorum. Ha, istiyorsa beni assınlar, idam etsinler. Ben yalan konuşmuyorum. Gerçekte budur. Uyanın halkım benim. Uyanın, uyanın. Bunlar kendi çocuklarını besliyor. Kendi çevresini besliyor. Yandaşları. Kapına git. AK Parti binasında çay may bile içemesin. Tekmeklerler seni. Yaşadık bunu. 355-315 madencimiz öldüğü zaman tekmek vurdu. Danışmanı. Yeri yata madenci tekmekledi. Nerede bunun cezası? Nerede bunun şeyi? Bir seçim kurulu üyesi ve başkanı olarak konuşuyorum ben. Aldanmayın. Ben size teşekkür ediyorum.